ALB Forex'ten herkese merhaba. Bugün Türkiye'de açıklanan faiz oranı kararı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Merkez Bankası 200 baz puanlık faiz artırımı yaparak %17'den %19 seviyesine çekmiş durumda şu an için haftalık repo faiz oranını. Bununla birlikte de dolar Türk lirası paritesinde aşağı yönlü bir satış baskısı olduğunu gördük. Türk lirası varlıklarında şu an için değer artışı yaşanıyor. Teknik olarak baktığımız zaman dünden bu yana yatay hareketin ön planda kaldığı dolar Türk lirası paritesinde 7.42 seviyesindeki destek bölgesinin kırılmasıyla birlikte satış baskısı bu saatlerde 7.32 seviyelerine kadar uzamış durumda. Şu an için fiyatlar yaklaşık olarak 7.35-7.36 bölgesinden geçiyor. Satış baskısının sürmesi durumunda saatlik bazda baktığımızda 7.29.50 ve 7.22 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Haftalık bazlı grafiklerde ise yükseliş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. Özellikle son dönemde 8.60 bölgesinden başlayan düşüş içerisinde yapılan Fibonacci hesaplamasında da 23.6'lık bölgeye denk gelen 7.29-7.30 bandı şu an için destek olarak takip edilebilir. Şayet bu bölgenin de aşağısına geçilirse o zaman biraz daha tekrar 7.23 seviyelerine destek olarak izlemeye devam edeceğiz. Dün Amerika tarafında yapılan açıklamaların da etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de yükseliş hareketi devam ediyor. Dün gece dolar endeksinde kısmi bir değer kaybı yaşanmıştı tahvil faizlerinin yükselmesine rağmen. Bugün içe tahvil faizlerinin yükseliyor olması dolar endeks kanadında da hafif yukarı yönlü hareketleri beraberinde getiriyor. Bu kapsamda da dolar TL paritesindeki hareketlerin biraz daha denge içerisinde gittiği görülmekte. Bundan dolayı yukarı alanda tekrar 7.42 bölgelerine doğru bir hareket yaşansa bile şu an için faiz artırımına bağlı olarak TL varlıklarındaki kuvvetlenmenin etkisiyle paritedeki aşağı yönlü seyir bir müddet daha ön planda kalmaya devam edebilir. Gelişmelerin devamıyla ALB Forex'te görüşmek üzere.